Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve küresel aktörlerin Türkiye'ye yaklaşımları nasıldı? Küresel aktör ne demek? Yani önemli aktörlerin, kazananların, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın. Cumhuriyet'in ilanı hiç öyle dendiği gibi bizde dünyada büyük yankı uyandırmış bir şey falan değildir. Güzel. Gazetelerde, yabancı gazetelerde, Fransız, İngiliz veyahut Amerikan gazetelerinde, New York Times'ta şu kadar bir şey çıkmıştır şöyle. Öyle mi? Tabii, küçük. Onlar kısa ne olarak gördüler? Osmanlı'nın bitişi olarak mı gördüler? Hayır. Görmediler. Angora hükümeti diyor. Angora, Ankara'ya Angora diyorlar. Angora parlamentoda republik ilan etti. Cumhuriyet yaptı. Bu kadar. Bir manşet bile değil miymişiz onlar için? Hiçbir zaman olmadı. Hilafetin kaldırılması çok daha fazla şey yapmıştır. Yayın yapılmıştır. Çok daha büyük üzerine manşet oldu. Efendim? Nasıl manşet oldu? Manşet olmadı, manşeti bırakın. Manşet yapmaz bizi onlar. Manşet olmadı hiçbir zaman. Ama Cumhuriyet tek sütun veyahut hadi bilemediniz çift sütun kısa haber oluyorsa hilafet daha büyük oluyor. Neden? Çünkü efendim şunu unutmayalım. Hilafet kaldırıldığı sırada, yani Birinci Dünya Harbi sonrasında dünyanın en büyük Müslüman ülkesi İngiltere'dir. Hindistan'dan Rusya, dolayı. Tabii İngiltere'dir. Sonra Rusya'dır. Sonra bizler geliriz. Ki biz de parçalanmışız zaten. İngiltere'dir. O daha büyük haber olur. Ha, nasıl bakıyorlar Türkiye'ye? Şimdi Atatürk onların gözünde çok saygın bir devlet adamıdır. Çok saygındır. Çok şey yapıyorlar yani. Saygı gösteriyorlar. Hatta bütün devlet adamlarıyla, birçok devlet adamıyla yazışmalarını gördüm. Gayet resmi, saygılı bir üslupla o da öyle yazıyor. Mesela Hitler'le yazışmaları mesela. İkisi de devlet başkanı. Alman milletinin büyük führerini diye yazıyoruz biz. O da Türkiye'nin büyük liderini diye yazıyor falan. Yani şey var. Bir saygı şeyi var. Çok saygı görüyoruz. Ha bu protokoler açıdan bakımdan değil sadece. Birçok bakımdan şey oluyor. Bunun etkisi var. Yani müsavi bir ilişki mi kuruyorlar? Müsavi derken neyi kastediyorsun? Eşit bir. Bir dakika zaten. Üstten bakar bir dilleri yok. Hayır zaten millet arası şeyde öyle bir şey olmaz. Normalde olmaması gerekir. Hep müsavi bakılır. Onlar. Olduğu çok oldu. Son dönemde mi? Bazı mektuplar. Nasıl? Bize üstten baktıkları ve dil kullandıkları da oldu yani. Bazı mektuplar vesaire. Şahsi şeyle karıştırmayın. Olmuştu evet. Evet. O yüzden ama, sordum. Yani ama mesela sayı, Johnson mektubunu. Yalnız Johnson mektubunu alan nöbetçi genç hariciyeci İlter Türkmen'miş. İlter Bey, İsmet Paşa'yı ikna edemedim. O manada bir şey yok bu mektupta diyordum dedi. Anlatamadım dedi. Bir de işin bu tarafı var. Ama şeylerde yok hayır. Ama şu var. Atatürk de o şeye çok dikkat ediyor. Kimiydi? Tevfik Rüştü'yü galiba. Şeye gönderirken bir gün Roma'ya gidiyor. O herif diyor İtalyan Harici Vekili için. Mussolini'nin Harici Vekili, sen benim Harici Vekiliymişsin diyor. Eşit şey yapacaksın diyor. Hiçbir şekilde altta kalmayacaksın diyor. O şekilde davranmıştır. Lozan görüşmelerinin ilk oturumunda bir sandalye mi şeydi, bir unuttum şeyi, bir oturma problemi falan çıkar. İsmet Paşa hayır der, terk eder. Gidiyorum der. Hemen gel gel derler. Düzelttik derler. Böyle şeyler vardır. Yani Türkiye'nin saygın bir yeri vardı efendim. Fakirdik. Güzel. Fakirdik. Ama şey, saygındık, itibarlıydık. Hep. Ama şu anda da itibarlıyız. Şu anda da itibarlıyız. Türkiye o zaman kötü bir şey değil. O zaman da hep itibarlıydı. İtibarlıydı. Biraz onu, biraz tarihsel süreçte bunları da bilsinler. Çünkü Türkiye dediğim gibi bir İran, Afganistan veya şey değildir. Arap ülkeleri falan değildir. Burası başka. Empire Ottoman yani. Bir imparatorluk bakiyesidir. Ama Mehmet Akif'in şunu bakıp pardon söylemek lazım. Lafının doğru olduğunu anlatmak için de biraz bunu sordum. Buyurun. Yani evet. Yalnız şunu da söylemek lazım. İran'ın entelektüel kimliği bizde yoktur maalesef. E tabii yani. Maalesef. Orası. Niye? Onlar bu işlerde çok daha oturaklı hayır, ve... Hayır, hayır.
dil ve yazı değişmedi. Değişmedi. Dil değişmedi. Mesela Arapça değişmiştir malum. Fusha ile Ammice arasında çok fark vardır. Ama İran'da o yok. Telaffuz değişmiştir. Yani çok bugün... köklüler yani hep oraya çök salmış bir medeniyet ama İran'da. Hayır ama Farsça yani bugün ortaokul talebesi Hafız Şirazi'yi anlar. Tabii. Ama çok da önemli bir şey. Bir Mısır'da veya şeyde ortaokul talebesi muallakı anlamaz. Bir şeyi anlamaz. Ama dil değişmiş. Arapçada da, Türkçede de, Arapçada da. Farsça'da değişmedi. Arapçada da Türkçe kadar değil. Arapçada da anlar ama biraz ama eksik kalır. Fusha'yı anlamaz. Yok. Fusha öğrenirler önce ama yani. Öyle öğrenmekten kastetmiyorum. Ortaokul talebesine Hafız-ı Şirazi'nin divanını verin. Ha. Anlar. Bir Arap öğrenciye, o aynı yaşta bir Arap öğrenciye bir ne bileyim o Gazali yedi verin anlamaz. Efendim? Bir Gazali verin anlamaz. Edebiyat, edebiyat eseri. Edebiyat mı söylüyorsun? Anlamaz. Evet. Çünkü dil değişti. O bakımdan. Ama hiç şey yapmayalım yani zaten geçenlerde bir yerde de söylemiştim. Bugün bir arkadaş gönderdi. Twitter'da herifin biri ben karşıyım diyor. Çatlak çok. Türkiye'de Cumhuriyet yerleşmiştir Mehmet Akif Bey. Cumhuriyet düşmanı yoktu. Yani aynı şeyi söyleyeyim şimdi adam şey yapmış ben düşmanım falan demiş herifin biri. Yani bir iki hayalperest, hülya peşinde, çatlak hatta öyle söyleyeyim, hıyar. Efendim Cumhuriyet gelmesin hilafet gelsin. Böyle saçma şey olur mu? Hilafet nasıl gelecek? Hilafet tabi olacak zaten. Hayır, yani. Hilafet zaten olmaz öyle bir şey de. Kimse, kim şey, Suudi Kralı sana mı bağlı olacak? Kimseyi dinlemiyor zaten. Hayır, hilafet gelse bir devlet lazım. İran, dini devlet ama cumhuriyet. Gene bir şey olacak yani. Suud benim diyor, yani, Mısır'da İhvan benim diyor. Hayır, hayır, cumhuriyet olarak kastediyorum. Evet. Ama şeyde, Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir. Ve cumhuriyet karşıtı yoktur. Zaten bizde... monarşist bir grup olmadı hiçbir zaman. Monarkı sevenler oldu. Hala var. Sultan Abdülhamit hayaline dalıyorlar. Olmamış bir Abdülhamit'i yaşamış zannediyorlar. Nasıl yani? Öyle bir Abdülhamit olmadı tarih boyunca efendim. Ya, o filmlerdeki gibi. Dizi vardı ya hani silahı çekiyor, baskına gidiyor. Ya 33 sene sarayından çıkmamış. Abdülhamit. Öyle bir Abdülhamit yok. Bir işte tek karış toprak kaybetmemiş bir, kaybetmemiş bir Abdülhamit yok. Yok. Bir buçuk milyon kilometre. Bir buçuk Türkiye'nin iki katı toprak vermiştir. Evet, evet. Bir de şeye bayılıyorum o sorumlu değildir diyorlar. Ben de sorumluyum yani. Ha bu şeyi Abdülhamit'in yani Türkiye'nin devlet başkanıdır. Hiç bakıyor Abdülhamit, Atatürk, Tayyip Erdoğan, Kanuni. Sultan Süleyman bunlar devlet başkanlarıdır. Bunları hakaret etmeye gerektirmez. Hiçbir şekilde edemezsiniz. Terbiyesizliktir o. Ama hatalarını söylemek gerekir.